İslam alemi için çok önemli olan Ramazan ayını yaşıyoruz. Yavaş yavaş da sonuna geldik. Bu manevi ayda oruç tutarken birçok insanın çekindiği ve psikolojik olarak rahatsızlık hissettiği durum ağız kokusu. Peki bunu önlemek mümkün mü? Yanıt haberimizde. Günlük hayatı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarının başında yer alan ağız kokusu birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. İlk önce ağız kokusunun sebebi olarak evet uzun süreli açlık yatıyor ama asıl sebep bu değil. Sadece bundan kaynaklı olarak biraz daha rahatsız ediyor bizi. Ama onun öncesinde bunun altında yatan mide problemleri olur, çürükler olur, gene ağız içinden kaynaklanan başka enfeksiyonlu durumlar bunların hepsi sebep olabilir. Bunu tabii bunların altyapıda yatan sebeplerin çözülmesi gerekiyor ilk önce ama hani bu dönemdeki bu uzun süre açlık döneminde ekstra olarak dikkat edilmesi gereken şeyler var. Oruçlu bir bireyde açlığın verdiği ağız kokusunun önüne geçmek için ağız ve diş sağlığımıza Ramazan ayında da son derece dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sahurda kesinlikle hani diş fırçalama alışkanlığının yanında diş ipi ya da arayüz fırçasını kesinlikle kullanmaları lazım. Evet. Gargara aynı şekilde kesinlikle kullanmaları lazım. Sahurda yedikleriniz ve içtikleriniz de ağız kokusuna sebep olabilir. Sahur döneminde, iftar döneminde asitli gıdalar olsun, çay kahve olsun, baharatlı yiyecekler olsun bunları biraz daha minimumda tutabilirlerse de hani ekstra uzun süreli açlığın getirdiği kokuyu biraz daha indirgemiş olur hastalarımız. Özellikle o zaman sahurda yedik.